Gündem özel programıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye'de gündem yoğun. Giresun'da yaşanan sel felaketini konuşuyoruz bir yanda. 8 kişi maalesef hayatını kaybetti. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede son durum ne? İlerleyen dakikalarda bağlantımız olacak. CHP heyeti bölgede son durumu alacağız onlardan. Gündem yoğun dedik. Bir yanda Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervini konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Şu anda da açıklamalar yapıyor. Yine doğalgaz rezervine ilişkin açıklamalar yaptı. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Akdeniz'de de bu müjdeyi duyacağız dedi. Tüm bunları değerlendireceğiz. Şu an Skype bağlantımız var. Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk konuğumuz olacak. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, iyi yayınlar. Sayın Öztürk, şimdi bulunan doğalgaz rezervini konuşuyoruz. Sizin de bugün çok önemli bir yazınız vardı bununla ilgili. Aslında bu doğalgaz rezervinin 7 yıl önce bulunduğunu ve bu rezervi bulan ekibin başına gelenleri yazdınız. Bir ayrıntılarıyla sizden dinlemek isteriz aslında bu yazıyı. Tabii. Şimdi tabii şu anda şöyle açıklamalar yapılıyor. Doğalgaz rezervi bulundu diye, ama bunların 2013 yılında ilk aramalarının başlandığını ve o dönemde rezervlerin yerinin bulunduğu biliniyor. Zaten şu bilinen başka bir şey de Karadeniz'de doğalgaz olduğudur. Ama bu doğalgazın önemli olan çıkartılması ve yüksek rezervli olmasıdır. Siz eğer geçmişte de bugün de değişik yerlerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından değişik illerimizde petrol ararsınız, bulursunuz. Ama bir bakarsınız ki o kuyuların kapatıldığı duyurulur. Ve bunların sebebi şudur. Yeterli rezervin olmaması, yani maliyetinin kurtaramaması gibi bir takım hesaplar yapılıyor ve buna göre karar veriliyor. Karadeniz'de doğalgaz rezervleriyle ilgili olarak da geçmişte de Türkiye'nin değişik yabancı kuruluşlarla ortak yürüttüğü çalışmalar olmuştu ve bununla ilgili ikili sismik araştırmalar yapılmış ve bugün Tuna 1 olarak bilinen bölgede önemli gaz rezervlerinin olduğu da ortaya çıkmıştı. Ama önemli olan gaz rezervlerinin bulunması değil, bu gaz rezervlerinin ortaya çıkartılması, yani kullanıma sunulmasıdır. Ama şu anda bunu çıkartacak şu anda teknik malzemelerimiz olmadığı için yabancı ülkelerle ancak bunların ortak kullanımı, bunların petrol, doğalgazın çıkartılması mümkündür. Şu anda doğalgaz rezervlerini, yani doğalgazın bulunduğu yerden henüz doğalgaz olduğunu gösteren bulgu da yoktur. Sadece ve sadece yapılan açıklamalarda şunu öğrendik. 320 milyar metreküp doğalgazın olduğu açıklanıyor. Ama bunun dışında, yani basın toplantısında bunun dışında herhangi bir görsel malzeme ortaya konulmadı. Dolayısıyla şu ana kadar doğalgaz bulundu ama doğalgazın sadece rezervleri bulundu. Yani ortaya çıkartılmış veya tabana inilmiş, katı tabanın altına, yani deniz altına inilmiş de oradan çıkartılmaya başlanmış doğalgaz henüz yoktur. Bunu şunun için söylüyorum, yani delme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bir de şu tabii önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi orada evet bir önemli bir rezerv var ama bu anlaşılan Türkiye'nin 7 yıllık ihtiyacını ancak karşılayacak düzeyde olduğu uzmanlar tarafından konuştuğumuz zaman dile getiriliyor. Bir de şu var, bir kuyunun açılmasıyla bunun işte çok büyük rezervler bulunduğunu ifade etmekte çok mümkün olmadığını yine uzmanlarla konuştuğumuz zaman öğreniyoruz. O nedenle birden çok kuyunun açılması, en az 8-10 kuyunun açılması gerekiyor. Nitekim komşumuz Romanya'dan bu konuyla ilgili onların açtıkları 8-10 kuyunun olduğunu ifade etmiş olalım. Ayrıca bugün evet bulunan gaz rezervi önemli bir miktar Türkiye açısından ama aynı çerçevede, aynı Karadeniz, aynı şey baktığımız zaman örneğin Mısır'ın yaklaşık 850 milyar metreküplük gaz bulduğunu da biliyoruz. Romanya'nın yine 650 milyar metreküp gazla bulduğunu biliyoruz. Yani değişik ülkeler, herkes denizlerin altında ve o zenginliklerden faydalanmak için çaba gösteriyorlar. Ve o nedenle şunu görüyoruz ki, yani bu gazla işte Türkiye'nin eksen kaymasının olacağı ifade ediliyor ama tabii ki şunu ifade etmek gerekir. Ülkemizde böyle bir doğal gazın bulunması
zenginliklerin yaratılmasından herkes bundan mutlu duyar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da ya gaz bulmuş biz buna üzülelim diyen kimse asla olmaz. İktidar bu işlerin de bir de iktidarı muhalefette olmaz. Az önce diyorum ki bunlar yıllar önce başlamış çalışmalar. Geçmişte de Türkiye'de işte petrol önemli, yani günümüz ülkemizin koşullarına göre önemli petrol yataklarının bulunduğu dönemlerde oldu. Bu dönemlerde araştırmalar devam ediyor. Bir de tabii şu dikkat çekiyor. Evet, doğalgaz bulduk ama Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir de özelleştirilme konusu var biliyorsunuz. Yarın TPO özelleştirilirse Karadeniz'deki bu sahalar ve eldeki Doğu Akdeniz'deki dahil ruhsatlar kimin kontrolüne geçecek? Bu da önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Yine baktığımız zaman yani bu gazların eksen değiştirecek bir nitelik olmadığını da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü Mısır ve İsrail'in bulduğu gaz bizim de iki katımızdan fazla olduğunu söyleyelim. O nedenle Türkiye böyle 320 milyar metreküp doğalgazla ekseni değişecek bir ülke asla değildir. Ülkemiz daha büyük bir ülkedir. Böyle bu kadarlık şey Türkiye için yetmez. Daha büyük rezervlerin ve daha büyük müjdelerin verilmesini ve bu verilirken de tabii ki yalnız doğalgaz rezervi bulduk demekle yetinilmeyip bunların çıkartıldığına ve o gaza ulaşıldığına da Türkiye'nin tanık olması gerekiyor. Nitekim bir doğalgaz bulunduğu zaman petrolcüler için en önemli olaylardan birisi, doğalgazcılar için en önemli olaylardan birisi petrol gemisinin tepesinde ateş alevleri çıkmaya başlamasıdır. Ama bugün baktığımız zaman böyle bir görüntü basın toplantısında da görmedik. Çünkü eğer gaz bulunduysa bu gazın mutlaka belli bir şekilde oradan yakılması, yani imhası gerekiyor ve bu imha yapılmadığına göre orada henüz gazın çıkartılmadığı sonucu da ortaya çıkar. Aksi halde oradaki gazın birikmesinin büyük tehlikelere yol açabileceğini herkes, yani petrolle ilgili olan herkesin de bildiği bir durum olduğunu da eklemek istiyorum ben. Peki bu yazınızda da bahsetmiştiniz. 7 yıl önce bulundu aslında. O ekibin başına gelenleri de yazdınız. Onu da bir dinlemek istiyoruz. Tabii. Şöyle ifade etmek gerekiyor. O şimdi Türkiye petrollerinde son derece kıymetli elemanlar vardır. Ve bunların geçmiş dönemdeki yaptığı çalışmalarda da belli mesafeler almıştır. Tabii ki son yıllarda şunu da ifade etmemiz gerekir ki yeraltı kaynaklarımızın gerek Mavi Vatan'da gerek karada kaynaklara ulaşmamız için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, devletimizin önemli adımlar attığı bilinmektedir. Bu bugün değil, geçmiş dönemde de bu çalışmalar yapılıyordu. Zaten devlette bir devamlılık söz konusu. Geçmiş dönemde yani 2013 yılında o sismik araştırmaları yapan ekipten bugün araştırdığımız zaman hemen hemen hiç kimsenin olmadığını öğreniyorum. Bir de daha çok yabancı uyruklu olan kişilerin bu petrol aramalarında, çalışmalarında kullanıldığı da evet tabii ki teknik düzeyde insanlar kullanabilirsiniz ama keşke ülkemizin yetiştirdiği, ülkemizin üniversitelerinde yetişen gençlerimiz de bu alanlarda faaliyet gösterebilse, bu önemli bulgular içerisinde bu müjdeli haberleri verenlerin önemli bir bölümünün Türk mühendisleri, Türk teknik elemanları olduğunu görebilsek. Bugün görüyoruz ki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yıllarca hizmet edenlerin önemli bir bölümünün bugün Türkiye Petrolleri'nde yer almadığını, böyle mutlu günlerde de bulunamadığını ifade edelim. Bu konu ayrıca çok üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü kendi insanımızı yetiştiremesek, sadece yabancılara güvenip bu tür aramaları yaparsak, bu da bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim bu olayda olduğu gibi. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında şimdi de bu doğalgazın bulunmasından sonra bu şu şekilde de yorumlar oldu. Hedef 2023 deniyor. Peki 2023'ten sonra bu vatandaşın faturasına yansıyacak mı sizce? Vallahi vatandaşın faturasına yansıması çok zor. Neden zor? Çünkü bu çıkartılacak veya Türkiye'ye gelmesi beklenen doğalgazın
Ancak ve ancak 5'te 1'ine biz sahip olabileceğiz. Çünkü önemli bir bölümü bunları çıkartan, bunları işte nakleden, bunları da görev alan ülkelerin de veya işte şirketlerin de bunlardan daha çok büyük pay aldıkları biliniyor. Çünkü çok pahalı, çok zor denizin işte şu kadar metre altından bu gazı çıkartılmasının getirebileceği zorluklar vardır. Şimdi böyle bir yatırımı gerçekleştirmek için de devletimizin çok büyük masraflara girmesi gerekiyor. Şimdi çok büyük masraflara yani finans desteğine ihtiyacınız olduğu için belki yabancı kaynaklardan da bir takım destekler almak durumunda kalacaksınız. Sonuçta sözü edilen petrolün, özür dilerim, sözü edilen doğalgazın şu andaki durumu 7 yıllık bir karşılam, 7 yıllık Türkiye'nin bir ihtiyacı olarak değerlendirilebiliyor. Çünkü yıllık ortalama Türkiye'nin 50 milyar metreküp şu andaki yıllık ortalama harcaması değerlendirildiğinde böyle bir 7 yıllık bir hizmete bedel. Bu arada Türkiye'nin nüfusu artıyor. 2023 yılına kadar Türkiye nüfusunda da yine önemli gelişmeler olacak. Dolayısıyla doğalgaz tüketiminde de yani şu anda 50 milyar metreküp daha yüksek miktarlara da ulaşılacağı değerlendirildiğinde ucuzlamanın pek olması, vatandaşa yansıması mümkün gözükmemektedir. Tabii ki biz böyle diyoruz ama inşallah hakikaten bunu yürekten söylüyorum. İnşallah ülkemizi bu tür yeni doğalgaz kaynakları bulunur ve o doğalgaz kaynaklarının üretimiyle beraber ucuzluk başlar. Ama kısa sürede yani 2023 yılında bir ucuzluk yapılması beklenmiyor. Ancak şu var, ülkede bir seçim dönemi olacaktır 2023 yılında. O dönem her seçim dönemine özgü bir takım kararlar alınır, vatandaşa olumlu yansımaları sağlanır. Belki o dönemde eğer yetiştirilebilirse ki yetiştirileceğini çok ihtimal verilmediğinde ifade edelim. Bu konuda tabii ki devletin üzerine düşeni yapar ama eğer yetişmese bile en azından insanlarda böyle bir umut doğurması güzel ama 320-350 milyar metreküp deyip de bunda sınırlı kalmamalıdır. Çünkü 350 milyar metreküp insanlarımızın yarınına çok umutla bakacağı bir rakam değildir. Az önce iki rakam verdim. Mısır'ın, İsrail'in bulduğu petrol miktarlarını onlara baktığımız zaman hem rakam olarak son derece gerisindeyiz. Bir de doğalgazda şunu görüyoruz. Doğalgaza pahalı doğalgazı biz kullanmaya devam edeceğimiz büyük bir olasılıkla devam edecek anlaşılıyor. Bir de tabii şunu gördük ki Türkiye'nin Rusya'da başta olmak üzere doğalgazı en pahalı alan ülkeler arasında yer aldığı konusunda da yine bilgilere sahip oluyoruz. Şimdi gelişmeler şunu gösteriyor. Ülkede büyük ölçüde zaten doğalgaz açığı var. Doğalgaz açığı derken şunu ifade ediyorum. %99 aşağı yukarı doğalgazda biz dışa bağımlıyız. %72 elektrikte dışa petrolde dışa 91 özür dilerim 91 oranında dışa bağımlı durumdayız. Tabii bunların azaltılması için devletimizin bir takım bu konudaki gayretleri, çabaları var. Bu gayret ve çabalardan sonuç alınmasını ve toplumumuza sevindirici haberleri aktarmasını her zaman her yurttaş beklemektedir. Yani şunu ifade etmek gerekir ki bu olaydan dolayı birileri üzüldü, birileri aman ya niye bu ülkede petrol çıkıyor diye üzülüyor. Kimsenin böyle şeyler aklına gelmesin. Ülkemizin doğal kaynaklarıyla ve doğal kaynakları çıkarttıkça bunlarla her vatandaşımızın iftihar edeceğini de eklemek istiyorum ben. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında bakarsanız Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarında bu bulunan doğalgazın cari açığımızı kapatacak seviyede olduğunu söylemişti. Sizce böyle mi? Kapatır mı cari açığımızı? Vallahi çok tabii ki bunlar iddialı sözlerdir. İşin şey tarafını yani ekonomik boyutunu çok bilmediğimi ifade edeyim. Yani dileriz tabii ki bir bakanımız söylediğine göre bunun önemsenmesi gerekiyor. Cari açığımızı kapatır mı kapatmaz mı bilemiyorum ama şunu biliyorum. Az önce söyledim işte Türkiye'nin yıllık ihtiyacı ve bunun en fazla 7 yıl karşılayacağı. Şimdi bununla
yani çıkartılmak istenen eğer gazın miktarı bu civardaysa bununla borçlarımızı kapatmamız hemen hemen hiç mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin ancak ihtiyaçlarını yani 7 yıllık bir ihtiyacını karşılamış olacağız. İşte az önce vurguladığım gibi diğer ülkelerle böyle bir kıyaslama yaptığımızda da yabancı ülkelerin yani diğer ülkelerin durumu yani buldukları doğalgaz oranları ülkemizde şu anda açıklanan miktarın 3 katı birisinde 2 katı birisinde 3 katı olduğunu da ifade edelim. Artık takdir kamuoyundur. Dileriz kapanır, dileriz böyle bir kuyuyla kalmaz. Birden çok kuyularla ilgili müjdeli haberler alırız. Buna da Türkiye'nin tabii ki çok ihtiyacı var. Bu kadar cari açığı olan ülkede bu tür kaynaklarımızın bulunması ülkemize değer katar sadece. Saygı Öztürk, sizinle şu konuyu da konuşmak istiyorum bakarsanız. İstanbul'da takviye evet. Hazır kuvvet müdürlüğü kuruldu. Şimdi bu nedir? Bu ne işe yarıyor? Bir dinlemek isterim. Tabii. Şimdi takviye ülkemizde biliyorsunuz daha önceki yıllarda yani 80 öncesinde toplum polisi vardı. Daha sonra bunlar 12 Eylül 80 harekatından sonra isim değiştirdi. Bugün Çevik Kuvvet olarak bildiğimiz polis gücü kuruldu. Bu ülkemizin aşağı yukarı 70 civarında ilimizde Çevik Kuvvet var. Bir ilimizde meydana gelen ani bir gelişme olduğu zaman en yakın ildeki polisler o illere kaydırılır. Yani bu bugün değil, öteden beri uygulanan bir sistem. Örnek vereyim, Ankara'da Çevik Kuvvet var. Yine örnek veriyorum, Çankırı'da eğer yoksa Çevik Kuvvet, Çankırı'da muhtemelen bir toplumsal olay meydana gelmesi, öyle bir durum söz konusu olduğunda en yakın ilden hemen oralara kaydırma yapılır. Bunlar neyle yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün onayıyla yapılır. Bunun için artık hani hep deniliyor ya zaman kaybı. Hiçbir zaman kaybı söz konusu olamaz. Neden? Artık günümüzde saniye içerisinde, birkaç dakikanın içerisinde kaydırma yapılacaksa bunlar birkaç dakikalık işlemlerdir. Yani böyle zaman alıyor falan denilmesi çok doğru bana göre değildir. Şimdi şu var. İllerde il emniyet müdürlükleri vardır. İl emniyet müdürlüklerinin dışında yani il emniyet müdürlüğüne bağlı olmadan ayrı bir birim kurulması polis teşkilatında da böyle bir iki başlılık yaratır. Yaklaşık işte 1500 kişiden söz ediliyor Ankara ve İstanbul'daki toplam personel sayısı ki Ankara'da daha önce kurulmuştu. Emniyet yetkililerine şunu sordum ben. Dedim ki peki bu ne gibi hizmetlerde kullanılacak? Örneğin dediler Cumhurbaşkanımızın herhangi bir ile gittiği zaman oradaki güvenlik konusunda, güvenlik tedbirleri konusunda bulunacak. Yalnız ona değil işte böyle haklarında önemli işte ne bileyim ihbarlar bulunan diğer liderler içinde onların korumasında da görev alacaklar gibi ifadeler kullanıldı. Ben de kendilerine madem Ankara'da vardı kurulmuştu şu kaç yıl önce o zaman mesela Ankara'dan İstanbul'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bir adalet yürüyüşü vardı. Bu adalet yürüyüşü sırasında örneğin niçin o özel eğitimli, özel donanımlı ekipler yer almadı dediğimde işte o yol güzergahı ağırlıklı olarak işte jandarma bölgesi olduğu için görev almadığını söylediler. Şimdi olaya şöyle bakıyoruz. Sadece şunu iyi bildiğim için söylüyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün böyle kaçakçılık, organize suçlarla mücadele dairesi gibi bir takım dairelerin diğer illerde gidip görev yaptıkları olaylar olur. Mesela bir uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili Ankara'dan bir ekip işte falanca ile gider. Oradaki il emniyet müdürünün bilgisi dahilinde. Yani orada gidip kendiliğinden bir çalışma yapamaz. İl emniyet müdürlüğüne gider. Onların bilgisi dahilinde orada çalışmalar yapabilir. Bu aksi halde iki başlılığa neden oluyor. Ve polisin orada ayrı bir polis gücü olarak gibi hareket etmesi doğru bulunmaz. İllerde bu işler yani ilin asayiş ve güvenliğinden ilin valisi sorumludur. Yasalarımıza göre, il idaresi kanununa göre durum böyledir. Eğer il idaresi kanununa
rağmen orada farklı bir polis gücü bulunuyorsa, yani farklı derken yasa dışı şekilde asla anlaşılmasın, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir polis gücü bulunuyorsa bu bir yerde iki başlığa da sebep olabilir. O nedenle bugüne kadar bu işlerin yapılış biçimi şudur. Cumhurbaşkanımız veya bir illerdeki toplumsal olay yaşandığı zaman en yakındaki çevik kuvvet ekipleri bölgeye kaydırılır. Eskiden olduğu gibi bunlar yapılıyor. Şu da yalnız şöyle bir takım olumsuzluklar da yaşanıyor. Giden ekibin başka bir ile gitmesinde zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Ama bu kez sorunları azaltmak yerine ayrı ve özel bir ekip oluşturarak bir yerde bulunduğu, gittiği ilin il emniyet müdürüne bağlı olmadan hareket edecek bir ekibin de beraberinde yeni sorunlar getirebileceği ortadadır. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımız zaman zaman alıyor, yazışmalar yapılıyor gibi gerekçeler var ama bunların tam gerçekçi bir durum olmadığını söyleyelim. Son yıllarda tabii ki emniyet personelimize güvenin artırılması için de çabalar yapılıyor oluyor ama emniyet içerisinde de yaşanan bazı olumsuzluklar var. Önemli olan emniyette disiplin sistemidir ve disiplinin eksiksiz bir biçimde uygulanmasıdır. Bu uygulanmadığı zaman yaşanan bazı olumsuzluklar tüm emniyet teşkilatımızın da yıpratılmasına sebep olmaktadır. Örnek vereyim, daha birkaç gün önce işte maskesini yeterli biçimde takmadığı gerekçesiyle bir kadının iki polis tarafından orada onlara karşı uyguladıkları olay yani bana göre emniyet teşkilatımıza bu olaylar zarar vermiştir. O nedenle polis tabii ki polise devlet silah vermiştir. Polise devlet diğer araç gereçleri vermiştir. Bunun amacı nedir? Bunların yasalara göre yerinde ve zamanında kullanılmasıdır. Ama böyle bu tür olaylar kadınlara karşı yapılan şu hareketler ya da zaman zaman yaşanan olumsuzluklar sadece değerli emniyet güçlerimizin aleyhine oluyor ve bunlar sanki işte 260 bin civarında olan bütün emniyet teşkilatımız böyleymiş gibi bir takım olumsuzluklara neden oluyor. Bunların önlenmesi gerekiyor çünkü oradaki görev yapan insanlar da bu toplumun insanlarıdır. Onların böyle bir olumsuz bir tablo içerisinde görülmesi doğru değildir. Şimdi şunu biliyoruz ki emniyet teşkilatında farklı böyle kuvvetler oluşturulmasının biraz getireceği sakıncaları Emniyet Genel Müdürlüğü yeterince dikkate alıyorum bilmiyorum ama şöyle yorumlar yapıldığında en azından yetkililerin bilmesi lazım. Bugün yakın dönemde biliyorsunuz çok sayıda bekçi göreve başlatıldı. Bunların önemli bir bölümünün özellikle de parti, il teşkilatlarından gelen listelere göre, oradan gelen isimlere göre alındığı iddiaları da son derece yaygın bir durum. Aynı şekilde bu şekilde yeni bir toplumsal polis, takviye hazır kuvvet gibi ifadelerde polislerin böyle bir şekilde alınmasının altında da ve sadece doğrudan genel müdüre, doğrudan dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanımıza bağlı böyle bir ekibin oluşturulması da bu şekilde yorumların yapılmasına şimdiden neden olduğunu söyleyebiliriz. Devletimizin tabii ki bazı olaylarda seri hareket etmesi, takviye hazır kuvvetlerin olay yerine daha erken ulaştırılması, daha teknolojik donanımlara bulunması doğaldır, tamamdır. Ama bunun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı değil, gittikleri il emniyet müdürlüğüne bağlı olmalarının ve oradaki çalışmaları il emniyet müdürlüğünün denetiminde yapmalarında büyük bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıkan bir durumdur diye bakıyorum. Saygı Öztürk, yayınımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Sevgili izleyenler, bir yandan da Giresun'da yaşanan sel felaketini konuşuyoruz. 8 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi de aranıyor. CHP heyeti bölgede dedik. Kısa bir VTR'miz var, onu bir izleyelim. Ardından CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'la bir bağlantımız olacak.
Babama hani hiçbir yarama yok. Biz burada kendimiz yapmaya çalışıyoruz aramaları. Ne belediye başkanı var bizim yanımızda. Bir kere bize geçmiş olsun daha iyi demedin. Ya da ne yapabiliriz? Ya da şu çalışmayı yapıyoruz. Hani hiçbir çalışma yok. Hiçbir çalışma yok. Şurada gördü. Geçmiş olsun dedi. O kadar. Elde diyor bana o kadar. Sen bizim başkanımızdın anne. Ne oldu? Oy zamanı geziyordun ya. Giresun'da babası kaybolan genç kadın böyle isyan etti. Gözyaşları arasında neredesiniz diye seslendi yetkililere. Hani şurayı zorla dün kendimiz yalvardırak baktırdık. Şu abi vardı kendimiz yalvardık. O şekilde baktırdık. Yok yani. Giresun'daki sel felaketinde kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor. Sele züccaciye dükkanında yakalanan Kemal Akar da hala bulunamadı. Ben eşimin bulunmasını istiyorum. Ben eşimin bir mekanı olsun, bir ölüsünü bulunmasını istiyorum. Ben eşimi istiyorum. Büyüklenme yavlanıyorum. Halk TV muhabiri Dilan Alp ve kameraman Umur Çilingir, selden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Dereli'de babası ve eşi kayıp olan Akar ailesine mikrofon uzattı. Bulunmasını isteyeyim ben eşimin. Umut dünyası ne yapalım? Belki bunun burada kalmıştır. Babama... Evet, sel felaketinde kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. CHP heyeti de bölgede dedik. Son bilgileri alacağız Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan Skype hattımızda. Efendim nedir oradaki son durum? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Halk TV izleyicilerine. Teşekkür ederiz. Günlük yoğun bir çalışmadan sonra biraz önce Giresun'dan ayrıldık. Önce şunu ifade edeyim, yoğun bir çalışma yaptık. İki genel başkan yardımcımız Seyit Torun ve Ali Öztunç başkanlığında bir heyetle beraber 10 milletvekiliyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi olarak ciddi bir çıkartma yaptık Giresun'da. İki günlük izlenimlerimizi eğer Halk TV izleyicileriyle paylaşmak istersek şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İnanılmaz bir afet tablosuyla karşı karşıyayız. Özellikle bugün Dereli'de karşılaşmış olduğumuz manzara belki hayatımız boyunca bundan sonra karşılaşacağımız bir manzara değil. Yani afet kavramının bile yersiz kalacağı, kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. O anlamda ciddi bir tehlike atlatıldı. Siz de biraz önce yayında ifade ettiniz. 8 kayıp, 8 de can kaybımız var. Biz cenaze törenlerimize katıldık, şehitlerimizi uğurladık. Ve şu tabloyla karşı karşıya kaldık. Bu tablo Karadeniz'in makus talihi değildir. Bir kader olmamalıdır. Bilimi, aklı önde tutanlar ne yazık ki böyle felaketlerle karşı karşıya kalmıyorlar. Ama bu konuda da çok ciddi bir sınavdan geçtiğimiz kanısındayız. Önce şunu ifade edeyim. İlk andan itibaren dün itibariyle Yağlıdere ilçemizde orada hasar biraz daha az Dereli'yle karşılaştırıldığı zaman yol boyunca bir göçük oluyor. Orada iki vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Daha sonra bugün sabah erken saatlerde Dereli ilçesine intikal ettik ve Dereli'de şöyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ben Dereli'ye hayatımda ilk olarak gittim. Hemen nehrin kenarında kurulmuş olan, derenin kenarında kurulmuş olan, adı da Dereli özdeşleşmiş olan bir ilçe. Ve öyle bir afetle karşı karşıya kalınmış ki hiçbir dükkan, hiçbir iş yeri kurtulmamış. Yani öyle bir tablo Betül Hanım. Yani orayı görmek lazım. Yani anlatmayla onu tasavvur edemezsiniz, tasvir edemezsiniz. O anlamda biz Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak dehşete kapıldık. Ve bütün iş yerlerini tek tek gezdik. Hatta Dereli'de caddenin en başındaki iş yerindeki hanımefendiyle, kızlarıyla, çocuklarıyla, damatlarıyla görüştük. Oradaki beyefendiyi kaybetmişiz. Onlar cenazelerinin bir an önce bulunmasını talep ediyorlar. Ufak da olsa bir umut taşıyorlar. Böyle bir tabloyla da karşı karşıya kaldık. Ana cadde üzerindeki 1-1,5 kilometrelik bir uzunluktaki cadde üzerinde belki 15 metreye, 20 metreye ulaşan bir harfiyatta, mebusatta karşı karşıya kaldık. Yani eğer bu can kaybı bu haliyle bile yani 8-10 rakamlarla atlatılmışsa ucuz atlatılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir tablo. Yani özellikle Dereli'de bulunan yurttaşlarımız gerçekten o gece o saatlerde cehennemi yaşamışlar. Yani ancak böyle tarif edebilirim. O nedenle daha sonra biz iş yerlerini gezdikten sonra Sayın Bakan'dan, İçişleri Bakanı'ndan ayrıntılı bilgi aldık. Kendisi bizi milletvekilleri olarak Kaymakam Bey'le, bakan yardımcılarıyla beraber bizlere son tablonun ne olduğu konusunda bilgi verdi.
şunu ifade ettik, kendisine şunu söyledik. Bir gün önce yapmış olduğu açıklamada buranın bir afet bölgesi ilan edilmesiyle alakalı ve afetin yoğun olduğuyla alakalı tespiti vardı. Bizim de bu tespite katıldığımızı, bu bölgenin mutlaka bir afet bölgesi ilan edilmesiyle alakalı ne gerekiyorsa yapılması, eğer bu konuda bir mevzuatla alakalı bir eksiklik varsa Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ne gerekiyorsa bu mevzuatla alakalı eksikliği tamamlama anlamında gerekli desteği vereceğimizi Sayın Bakan'a bir kere daha ifade ettik. Oradaki tabloyu gördükten sonra, tabii orada şunu da bir gerçeği de ortaya koyalım. Orada devletin güçleri, devlet su işleri yetkilileri, yerel yönetimlerden gelen kardeşlerimiz bütün ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. O anlamda kendilerine müteşekkiriz. Kendilerine de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubu olarak teşekkür ediyoruz. Bir an önce yaraların sarılması açısından yurttaşlarımız devletin sıcak elinin, şefkatli elinin kendilerine uzatılması konusunda büyük bir beklenti içerisindeler. İnanıyoruz ki devletimizin gücüyle bu zararlar tazmin edilecektir. Canların geri gelmesi mümkün değildir ama malın geri gelmesi, malın tazmin edilmesi mümkündür. Bu anlamda da vatandaşlarımız bununla alakalı büyük bir beklenti içerisindedirler. Bizler de parlamento açıldığı anda ve parlamento açılmadan bugünlerde de üzerimize düşen bütün denetim görevini eksiksiz ve tam olarak yerine getireceğiz. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Oradan da yine Tirebolu ilçemizde hareket ettik. Biliyorsunuz Tirebolu'dan Doğankent'e gidiyorken üzücü bir olay oldu. Doğankent yolu üzerinde bir jandarma aracımız ne yazık ki çok üzücü bir olayla karşılaştı ve menfez üzerinden sulara düştü. O üç kardeşimizi bulabildik. İki tane jandarma erimizi, iki şehidimizi halen bulamadık. Oradaki kazanın nasıl olduğuyla alakalı tabloyu gördük. Bir hakkı teşkil etmek istiyorum izleyicileri aracılığıyla. Olay yerine gittiğimiz zaman bu felaketin geldiğine ilişkin daha önce kıyamet koparttan bu konuda uyarılarda bulunan Ömer Cebeci kardeşimiz, İlgenel Meclis üyemiz Tirebolu'da, ona da buradan Halk TV izleyicileri aracılığıyla şükranlarımı ifade ediyorum. Gerçekten alışılmışın dışında kendisine yüklenen görevleri tam ve eksiksiz yerine getirmiş olan bir kardeşimiz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gelen felaketi önceden görmüş. Bu konuda İlgenel Meclisi'ne gerekli uyarıları, soru önergelerini vermiş. Ama ne yazık ki duvara konuşmuş. Bu konuda eksiklik var. Yapmak istediği şu. Demiş ki bakın bu dereden harfiyat alınıyor. Derenin altı boşaltılıyor. Menfezler boşaltılıyor. Oradaki halktan da bu konuda uyarılar yapılmış. Muhtemel bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Bu şeklindeki uyarılara rağmen, kendisinin yerel parlamentoda üzerine düşen denetim sorumluluğu yerine getirmiş olmasına rağmen ne yazık ki ilgili makamlar tarafından kayıtsız kalınmış ve bu şekildeki bir faciaya davetiye çıkartılmış. Bunu üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ama şunu da bir gerçeği de ortaya koyalım Betül Hanım. Günler açısından çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimseyi sarı sandalyesine oturtma gibi bir yargılama veya muhakeme içerisinde olmanın olduğu günler içerisinde değiliz. Şu anda yaraları sarma içerisindeyiz. Biz dünkü bağlandığım televizyon yayınlarında da ifade ettim. Giresun il sınırlarına girdiğimiz anda Cumhuriyet Halk Partisi rozetlerimizi çıkarttı. Ay yıldızlı bayraklı rozetlerimizle girdik. Yani siyasal kimliklerimizi kenara koyduk. Bu ülkenin Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekili olarak Giresun'da yurttaşlarımıza yardım anlamında, onların yanında olma anlamında mücadeleye giriştik. Şunu ifade edeyim. Özellikle Tirebolu Doğankent yolu üzerindeki facia bir anlamda davetiye çıkartılmış bir faciadır. Burada bir ihmal vardır. İhmalin ötesinde kasıt da olabilecek kadar büyük bir ihmal vardır. O nedenle bu konuda mutlaka bir yasal soruşturma olacaktır. Bu konuda canlarımızı yitirdik. Acımız çok büyük. Yine Karadeniz insanının bu şekildeki facialar bir makus talih olsun demiyoruz. Bu kaderden öte başka bir şeydir. Başka bir gerçekle karşı karşıyayız. Neden onu da ifade etmek istiyorum. Bakın HES'lerle Karadeniz'i yok ettik. Dereleri dere ıslahı altında duvarlarla çevirerek derenin akış yönündeki o şeyini bir anlamda yok ettik. Akış kıvamını bir anda acele bir hale getirdik ve facialara davetiye çıkarttık. Ormanları kestik. Fındık bahçelerini açtık, çay bahçelerini açtık. Karadeniz sahil yolu dediğimiz bir ucube yolla 600 kilometre ile denizle insanın buluşmasıyla alakalı bir Çin seti gibi bir set ortaya koyduk. Ormanla alakalı bir ciddi anlamda hatalarımız var. HES'ler dediğimiz bir sıkıntı var. Bölgesel alanda planlanması yapmadan bir dere üzerinde vahşice can suyu değil can çekişme suyu bırakmış olduğumuz bir projelerle Karadeniz'i
katliamlarla yok etmeye çalıştık. Burada siyasilerin, ülkeyi yönetenlerin büyük sorumluluğu var mıdır? Vardır. O anlamda Karadeniz doğası kendisine yapılan müdahalelere karşı, kendisine yapılan bu girişimlere karşı bir anlamda intikam mı alıyor? Doğanın intikamı acı oluyor. Yani bu intikamın karşılığında canlarımızla bu intikamın bedelini ödüyoruz. O nedenle Karadeniz insanı için bu facialar, bu üzüntüler kader olmaktan öteye bir gelenek haline gelişti. Çok değil, bakın 5 yıl önce benim seçim bölgem Artvin'de, Dohopa'da, Arabi'de, Borçka'da ciddi anlamda tablo yaşadık. Hemen hemen bu ülkede çok kısa süre içerisinde Betül Hanım böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Şunu da ifade etmekten geri kalmayacağım. Karadeniz'in kıyılarında Türkiye'nin dışında başka ülkeler var. Bakın hemen üzerimizde Rusya var, diğer ülkeler var. Onlarda da aynı yağışlar oluyor. Onlarda da aynı tabloyla karşı karşıya geliyorlar. Ama biz o ülkelerden haberlerde bu şekildeki can kayıplarını, sel felaketlerini, böyle bir yıkımları görmüyoruz. Demek ki aklı bilimi her şeyin üzerinde tutu, bilimi kendisine yol gösterici olarak alan toplumlar kaderciliği bir kenara bırakarak önce tedbir, sonra tevekkül gerçeğinden hareket ederek gerçeği neyse onunla alakalı gerekli tedbirleri ve önlemleri alıyorlar. O nedenle bugün bizim yapmış olduğumuz 2 günlük çalışma Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda olmuş olan bir çalışmadır. Genel Başkanımız Karadeniz'deki bu gelişmeleri, ortaya gelen bu üzücü olayı hassasiyetle ve yakından takip etti. Aman kendisine bilgi arz ettik. Ve sanıyorum ki şu gerçeği de Halk TV izleyicileriyle paylaşmak istiyorum. Bu konuda bölge milletvekilimiz Necati Tığlı'ya da hakkını teşhir etmek gerekiyor. Parlamento 1 Ekim'de açılır açılmaz bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubunun eksiksiz imzalarıyla, 140 imzayla parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söz konusu olayın sebep-sonuç neden ilişkisini, yani illiyet bağının nereden kaynaklandığı ile alakalı gerekli tablonun araştırılması anlamında gerekli incelemelerin yapılması için ayrıntılı bir meclis araştırma önergesini parlamento boyutuna getireceğiz. Ve parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Mustafa Kemal'in en büyük emanetim dediği o mecliste, bu olayın nedenlerini, sonuçlarının araştırılmasıyla alakalı ihmal var mıdır, yok mudur, kimle nasıl bağlantısı vardır diye bunun gerekli boyutlarının araştırılmasıyla alakalı bir önergeyi parlamento gündemine getireceğiz. Ve parlamento şunu tartışacak. Yani mutlaka bir meclis araştırma komisyonunun kurulması şarttır. Bir adli boyutu vardır, soruşturma boyutu vardır, bunu anlayışa karşılayabiliriz. Ama bunun ötesinde de mutlaka ve mutlaka bunun bir parlamento boyutunun da olması gerekiyor. Yani bir daha bu olayları yaşamayalım. Ben bugün Dereli'de 2 kız çocuğunun babalarıyla alakalı feryatlarını gördüm. Yani Allah kimseye o acıları yaşatmasın. Başka yerlerde anne baba ve kardeşleriyle alakalı bu acıları gördüm. Beklentileri şu, talepleri şu. Onlar da o gerçeği görüyorlar. Bu saatten sonra böyle büyük bir felakette o acıların geri gelmeyeceğini biliyorlar. Ya o insanların, o canlarının geri gelmeyeceğini biliyorlar. Ama en azından mezarlarının olmasını, kemiklerinin bulunmasını, o mezarları başında en yakınlarına bir Fatiha okuma özlemi içerisindeki taleplerini dile getiriyorlar ki bundan daha kutsal bir talep olamaz. O nedenle onların taleplerini saygıyla karşılıyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Siyasi kimliklerimizi Giresun ilinin dışında bırakarak orada yer aldık. Bizler parlamentoda Türkiye'nin milletvekilleriyiz. Acılarımız ortak. Hani hep bazen diyorlar ya ki aynı gemideyiz diye. Aynı gemide olduğumuzu hatırlamak için acıları yaşamaya gerek yok. Kaderde, tasada, sevinçte de aynı gemide olmalıyız. O anlamda biz üzerimize düşen sorumluluk anlamında Sayın Genel Başkanımızın talimatı olarak dün sabah olay duyulur duyulmaz bütün milletvekillerimiz, bütün Karadeniz milletvekillerimiz, Tokat'tan, Kadim Durmaz'dan, Alın, Sinop'ta Barış Karadeniz'den, Ordu milletvekillerimizden, Genel Başkan Yardımcılarımızdan, Kemal Zeybek'ten, Samsun milletvekilimizden, bütün hepimiz oradaydık ve halkla birebir bütünleştik, onları dinledik. Bazı sorunlar var, yanlışlar var, eksikler var ama dediğim gibi şu anda acıyı yaşıyoruz. Acılarımızı henüz toprağa gömmedik, bulamadığımız kayıplar var. Felaket tellallığı yapmayı çok doğru görüyorum. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapmak, bu da doğru değil. Ama bir tespiti, bir doğruyu da paylaşmak bizim görevimiz. Biz milletvekili olarak bizim görevimiz. O anlamda biz önümüzdeki dönemde özellikle bu Dereli'deki bu vahim tabloyu gördükten sonra doğayla oynamanın, doğaya ihanet etmenin ne kadar kötü sonuçları olabildiğini belki hayatım boyunca bundan sonra bu açıklığıyla yaşar mıyım bilmiyorum. Ama gerçekten Betül Hanım, dehşete düştük. O gerçeği
görebilmek, orayı gören insanlar, orayı yaşayanlar inanıyorum ki bundan sonra hani birileri HES'lere karşıyız dedikleri zaman onları vatan haini olarak ilan etmeyecektir. Birileri orman kesimiyle alakalı, aşmalarla alakalı kaygılarını ortaya getirdikleri zaman, dere ıslahı yapıldığı zaman, bunu yanlış yapıyorsunuz dediğiniz zaman onları söyleyenleri sanık sandalyesine oturtmayacaktır. Böyle bir tabloda bilimin yol göstericiliğinde hep beraber yürümemiz gerektiği ortak noktasında ve konsensusunda buluşmamız gerektiğini ifade edecektir. O anlamda biz 48 saatlik Giresun seyahatimizde, Giresun'daki incelemelerimiz sırasında üzerimize düşen denetim sorumluluğumuzu, vatandaşın bizden istemiş olduğu Ankara'ya taşımamız gerektiği konusundaki taleplerimizi ayrıntılı şekilde inceledik. Buna ilişkin iki genel başkan yardımcımızın Sayın Seyit Dorun ve Sayın Ali Öztürk başkanlığındaki heyetimizin ayrıntılı raporunu Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Bu rapor ne meclisin tozlu raflarında ne de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tozlu raflarında yer almayacaktır. Bunu parlamento gündemine, Türkiye'nin gündemine taşımaya devam edeceğiz. Bundaki amacımız da şu olacak: bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu acıları tekrarlamak istemiyoruz. Yani aynı filmin aynı rollerini oynayan insanlar olmak istemiyoruz. Hani bir şairin dediği gibi, bir düşünürün dediği gibi, eğer bir çukuru görüp de düşüyorsanız bu normaldir. Ama o çukur oradayken tekrar tekrar oraya düşüyorsan burada bir problem vardır. O anlamda biz yani yaraya merhem olmak istiyoruz. Sorunlarla alakalı çözüm önerilerimizi somut bir şekilde, siyasal kimliklerimizi bir kenara koyarak ortak bir noktada buluşmak istiyoruz. Karadeniz'in ve Karadenizlilerin bu acıları yaşamasının kendi makus talihi olmasının ötesinde artık geride bıraktığımız, acıları unuttuğumuz, geriye baktığımız zaman hüzünle seyrettiğimiz bir an olarak olmasını istiyoruz. Onun dışında yaşamış olduğumuz bu 48 saatlik şu tecrübe, yarından sonra artık yeni bir aydınlık bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz. Türkiye'nin gündeminde bu şekildeki üzücü olayların olmasını istemiyoruz. Bakın, tekrar tekrar ifade ediyorum. Özellikle Derildi'ye yaşanmış olan bu olay, Yağlıdere'deki kısmı nispeten onunla karşı küçük olsa da, özellikle bir jandarma aracımızın içinde 5 kahraman askerimizin şehit düşmesi hepimizi derinden yaralamıştır. O ailelere ateş düşmüştür. Şehitlerimizi al bayraklı tabutlar içerisinde ülkelerine, özür diliyorum, memleketlerine gönderdik. O anne babalar o tabutlar geldiği zaman vatan sağ olsun diyecek kadar ülkelerini, cumhuriyeti ve onun değerlerini seven insanlar. O anlamda bizler bu acıları yaşamayalım diyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Eksiklik varsa, yanlışlık varsa giderelim. Başka evlatlar, başka acılar yaşanmasın. Bu anlamda duruşumuz net olmalıdır, tartışmasız olmalıdır ama fakat bağlacı koymadan olmalıdır. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Karadeniz'le alakalı, Karadeniz'e bakış açımızı, politikalarımızı, doğaya bakışımızla alakalı öngörülerimizi değiştirmeliyiz. Bu ülkenin her özgür bireyi gibi, Cumhuriyet'in her özgür bireyi gibi Karadeniz insanı da gelecek kaygısı duymadan, doğa bana ne yapacak diye değil, ben doğaya ne kazandırırım diyecek bir ilkeyi kendisine şiar edinerek hep beraber yürüyeceğimiz bir gerçeği Türkiye'nin gündemine koymalıdır diye düşünüyorum. O anlamda Halk TV dünden beri yayınları aracılığıyla, milletvekillerimize yapmış olduğu bağlantılar aracılığıyla tablonun ne kadar vahim olduğunu göstermesi açısından, Türkiye gündemine taşıması açısından önemli bir kamusal yayıncılık elde etti. Önemli bir kamusal yayıncılıkla ilgili olarak kendisine rol üstlendi. O anlamda ben bölge milletvekili olarak olayları yaşayan başından sonuna kadar orada olan bir milletvekili olarak da Halk TV'nin bütün çalışanlarına, emekçilerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili olarak da şükranlarımı ve minnet duygularımı ifade ediyorum. Betül Hanım, sizleri de kutluyorum. İlk andan itibaren saat, dakika mefhumu olmadan gözlerinizi, kulaklarınızı bölgeye ilettiniz. Ve oranın sesi olduğunuz o bizim için çok kıymetli ve önemliydi. Onu da çok değerli bulduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Bayrak Tutan, aslında şunu da sormak istiyorum size. Oradaydınız, bazı yolların kapalı olduğu bilgisi gelmişti bizlere. O yollar açıldı mı acaba? Ekipler oradaki vatandaşlara yardıma gidebildi mi? Hemen şunu ifade edeyim. Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede özellikle grup yolu diye ifade ettiğimiz o yollardan geçildiği zaman 15-20 köyü bir anlamda ulaşımını sağlayan yollarla alakalı bir bölgede sorun var. Ama bu yollardan %60-%70 civarındakilerin açılmasıyla alakalı gerekli gayret ve çaba gösterilmiş. O konuda sorun yok. Özellikle Dereli ilçemizde
Elektrik bağlantısıyla alakalı bir bölüm yere elektrik verilemiyordu. O da şundan kaynaklanıyor. Tabii elektrik hatlarının alt tarafa alınmasıyla alakalı bir sorun. Onunla alakalı bir problem vardı. Yağlıdere'de bu konuda çok ciddi bir sorun yok. Orayı şey olarak atlatmış. Yağlıdere'nin de çok çalışkan, kıymetli bir belediye başkanı var. Onunla da kendisiyle görüşme yaptık. O da yerel yönetim imkanlarıyla bu zararların tazmin edilmesinin, karşılanmasının çok mümkün olmayacağını bize ifade etti. Devletin biraz önce ifade ettiğim gibi şefkatli elini, sıcak yüzünü göstermesi açısından bir an önce somut tedbirler alması gerekiyor. Vatandaşa kısmi ödemeler yaparak paylaşmamız mümkün değil. Çünkü kangrenle oluşmuş bir olay var. Şöyle ifade edeyim Ötür Hanım. Bir çarşı düşünün. Bir kasabadaki çarşıyı düşünün ve o çarşıdaki bütün iş yerlerinin içerisine kumla doldurulduğunu, yani bütün iş yerlerinin kumun, toprağın, mermisatın, taşın, toprağın altında kaldığını düşünün. Siz onlara 3'er 5'er bin lira yardım ederek bu afeti atlatmanız mümkün değil. O nedenle biz kalıcı bir çözüm olması açısından bir afet bölgesi, hangi terminolojik terim kullanılırsa kullanılsın, yani bu şeyi rahatlatma açısından mutlaka yaraya merhem olunması açısından müdahale edilmesi gerekiyor. Bu müdahalenin şekli de şu olmalıdır. Yani örneğin oradaki esnafın bütün zararları tazmin edilmelidir. Esnafın bütün vergi borçları iptal edilmelidir. Önümüzdeki dönemle ilişkin olarak bütün yardımlar yapılmalıdır. Sadece esnafla alakalı demiyorum. Halkla alakalı ne zararları varsa tazmin edilmelidir. Yani devlet bu konuda cömert davranmalıdır. Çünkü devletimiz bu anlamda güçlüdür, güçlü irade vardır. İnanıyorum ki parlamentodaki bütün siyasi partiler bu konuda muhalefet kelimesi zaten ağza alınmayacak bir kelimedir. Ortak bir noktada buluşacaklardır. Çünkü başka Türkiye yok, başka Giresun yok, başka Yağlıdere yok, Dereli yok, Doğan Kent yok. O nedenle oradaki insanlar da bu ülke için yüreği atan insanlar. Devlete bu anlamda büyük görev düşüyor. Devletin bu sınavdan İyi geçmesi için elimizden gelen, çünkü sonuç olarak bu ülkenin milletvekilleriyiz, her türlü üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi özellikle kapalı yollarla alakalı ciddi bir çalışma yapılıyor. Devlet güçlerinin, il özel idarelerinin, belediyelerin, bakın en uç noktadan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi en uç noktadan, en uzak noktadan kendisinin hemen oraya müdahaleyle ilişkin araçları gönderdi. Diğer belediyeler, Ordu Büyükşehir Belediyesi, hangi gelenekten geldiklerini, hangi siyasi partiden geldiklerini konuşmuyorum. Çünkü büyük bir afet yaşıyoruz. Yani böyle bir hesap yapılamaz. O nedenle merkezi idarede şunu düşünmelidir ve bunun gereğini yapmalıdır. Yani bize Giresun'a yardım Millet İttifakı'nın belediyelerinden geliyor diyor diye bir derin mahcubiyet içerisinde olmamalıdır. Çünkü gün o gün değildir. Yani çünkü sel felaketi, böyle bir afet zarar veriyorken insanların siyasal kimliklerini, rengini, ırkını, cinsini ayırt etmiyor. Böyle bir tabloda eğer yüreği bu ülke için atan bir dostumuz varsa o kişilerle alakalı dehşet zararları veriyor. O anlamda şu aşamada elektrik bağlanmasıyla alakalı münferit yerlerle alakalı sorunlar olabilir. Bunların çok kısa bir süre içerisinde halledileceğini umuyoruz. Özellikle tekrar Dereli'ye dönüyorum. Dereli'de ana cadde üzerinde neredeyse 20 metreye yaklaşan mermisatın oraya gelen toprağın, taşın alınmasıyla alakalı bugün ciddi bir çalışmanın olduğunu gördük. O çalışmanın artarak, yoğun bir şekilde devam ederek bir an önce dükkanlardaki bütün bu toprağın, taşın boşaltılarak o ilçenin eski haline gelmesiyle alakalı devlet üzerine düşenleri zaman mefhumunu yitirmeden bir an evvel aceleyle yerine getirmelidir. O anlamda bizler bölge milletvekilleri olarak, Türkiye'nin milletvekilleri olarak bu süreci yakinen takip edeceğiz. Parlamentonun açılmasına 1 Ekim'e henüz var. Ama eğer buna ilişkin yapılması gereken yasal mevzuatla alakalı bir eksiklik, hata, yanlış bilen veya buna ilişkin bir beklenti varsa buradan açıkça ifade ediyoruz. Dün de Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda kamuoyuna deklare ettik. Bir kere daha ifade ediyorum. Bizden hangi türlü destek bekleniyorsa, yani parlamento desteğiyle alakalı, yani moral desteğiyle alakalı, ortak bir noktada buluşmayla alakalı bizden ne şekilde bir destek talep ediliyorsa bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak hazırız. Elimizi bu konuda hükümete uzatıyoruz ve biz de buradayız diyoruz. Bunu Sayın Bakan'a da ifade ettik. Sayın Bakan da bize ayrıntılı bir şekilde bilgi sundular. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani özlenen bir tabloydu. Çünkü yani bir olayda ortak noktada buluşmak için
İlla da acılarla buluşmaya gerek yok. Sevmişlerde de buluşabilmeliyiz. Düğünlerimizde, halaylarda da buluşabilmeliyiz. Acılarda da buluşmanın örneğini bugün verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu ülkeyi özgürlüğün ve umudun ülkesi yaptığımızda, hepimizin Türkiye'si yaptığımızda, ülkenin sokaklarında kardeşçe yaşayacağımız, gelecek kaygısı duymayacağımız, dua bize ne yapar diye kaygı duymayacağımız, güzel bir Türkiye'de umut içinde yaşayacağımız günlerin özlemi içerisinde hep beraber olacağız. Buna olan umudumuzu taşıyoruz, muhafaza ediyoruz. Bunu halk gibi izleyicilerle paylaşmaktan da büyük onur duyuyorum. Onu çok teşekkür ederiz Sayın Bayrak Tutan. Yayınımızın sonuna geldik. Anlattıklarınız önemliydi. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili izleyenler, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan Giresun'daki son durumu aktarmaya çalıştı bizlere. Gündem Özel programının sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın.